Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Bakara suresindeki bazı ayetler üzerinde duruyoruz. Şu ana kadar yıllardır sohbet ediyoruz ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimeye temas ettik. Onun için Bakara suresini baştan sona değil de az temas ettiğimiz veya hiç temas etmediğimiz ayeti kerimeleri veya tekrarında fayda gördüğümüz ayeti kerimeleri bir daha dile getirmeye çalışıyoruz. Ve Hazreti Adem'le ilgili, yaratılışla ilgili, meleklerin ona secde etmesiyle ilgili ayeti kerimeler üzerinde duruyorduk. Halifeliğini konuşmuştuk. Yani Allah-u Teala'nın ve iz gâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Yani ben yeryüzünde bir halife var edeceğim, yaratacağım ayet-i kerimesi üzerinde epeyce durmuştuk. Şimdi meleklerin Adem'e secde etmesi konusuna biraz daha temas edelim. Hepimiz bir şeyler biliyoruz ama muhterem izleyenlerim, önce şunu unutmayalım. Bu Allah'ın emridir. Yani İnsanın insana secde etmesi veya bir başka mahlukun, bir başka meleklerin insana secde etmesi, arada kimse olmadan secde etmesi ibadettir. Yani diyelim ki siz birisine hiç kimsenin şeysi olmadan secde ediyorsanız bu bir ibadettir. Ama size bir emir veren var, buna secde et. O zaman kime secde etmiş oluyoruz? Emri verene secde ediyoruz. Öyle değil mi? Onun için bunu hiç tartışmayalım. Yani Adem'e secde etmek ne anlama geliyor konusunu fazla irdelemeyelim. Niye? Emreden Allah-u Teala'dır. Bu kadar açıktır, nettir. Ama yine de ya niye o ona etmiyor da niye? Bu konuşulabilir. Bunlar üzerinde konuşabilir. Zaten şeytan da bu konuda başını kaldırıyor. Evet, secde ediyor. Bütün melekler secde etti diyor. İblis hariç. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis. Ebe ve stekbere ve kâne minel kâfirin. Diretti diyor, secde etmedi ve o kafir oldu. Kafir idi, kafir oldu anlamları var, ikisi de var. Muhterem izleyenlerim, söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de bir secde olayı da biliyorsunuz, Hazreti Yusuf'a babasının ve annesinin, kardeşlerinin diyelim ki secde etmesi var. Yusuf suresinde bunu görüyoruz. Bu da ibadet değildir. Bu da ibadetten ziyade bir anlamda saygıdır. Bir anlamda bazı şeyleri kabullenmektir. Hazreti Yusuf'un meziyetini, faziletini, erdemini, sabrının neticesinde ulaştığı yeri kabul anlamındadır. Burada da ibadet yoktur. Hatta bazı alimlerimiz demişlerdir ki, bizden önceki ümmetlerde böyle bazı şeyler vardı ama daha sonraki son ümmetlerde bu kesinlikle kaldırılmıştır. Yani insanın insana hangi sebeple olursa olsun secde etmemesi yani emredilmiştir ve böyle bir bu durum açığa kavuşmuştur, netleşmiştir. Ama önceki durum karanlık değil yine. Onu da bu şekilde bilelim. Muhterem izleyenlerim, yalnız iblisin diretmesi konusuna biraz daha temas etmek istiyorum. Burada önemli bir olay vardır. Bu olayı da biz sadece bu surede değil, başka surelerden de destek alarak, çünkü bu olay biliyorsunuz başka surelerde de anlatılıyor. Ama İsra suresindeki anlatımda bir iki kelime var, o bizim ufkumuzu genişletiyor. Yani burada söylemediğini söylüyor Allah-u Teala. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem'e, aynen ayeti tekrarlıyor. Fakat orada iblis diyor ki, kâle e escudu limen halakte tîna. Demek çamurdan yarattığına ben secde edeceğim ha. Şimdi diyeceksiniz ki, efendim bu olayı başka yerle dedi işte, ben şeyden yaratıldım, ateşten yaratıldım. İşte Adem'i topraktan yarattın, onun için ben secde etmem diyor. Bunun farkı nedir? Farkı şudur, dikkat edin. Kâle e escudu limen halakte tîna. Demek ben çamurdan yarattığına secde edeceğim ha. Muhteremle suçu büyütmek değil de
bu kelime, bu kelimelerin muhtevasına baktığımızda bir şeyler görüyoruz. Haşa, iblis Allah-u Teala'yı haşa böyle abesle iştigal eden birisi olarak, yanlış hüküm veren birisi olarak. Demek ben secde edeceğim ha. Şu verdiğin emre bir bak hele, benim gibi birisi buna secde edecek. Şu çamurdan yarattığına secde edecek ha. Aynen böyle. Kale e'escüdü limen halakte tıyna. Çamurdan yarattığına secde edeceğim ben, öyle mi? Çok şey anlatıyor, öyle değil mi? Yani bize birisi kendi hayatımızda bu şekilde konuşsa, yani bunun birinci anlamı budur. Söylediğin şeye bak. Hiç olacak şey mi? Yani verdiğin emre bak hele. Yani bu emir verilecek emir mi? Ben demek buna secde edeceğim ha. Onun için muhteremler, küfür burada ortaya çıkıyor. Yani iblisin secde etmemesinden ziyade, ki yani iblis Adem'e secde etmemiş. Biz Allah-u Teala'ya secde etmeyenler dolu. O ayrı bir olay. Ama burada asıl mesele haşa Allah-u Teala'yı mantıksızlıkla, yani kim üstün, kim aşağı onu bilmemekle itham ediyor iblis. Yanlış emir vermekle itham ediyor. Olacak şey mi yani? Senin dediğin falan. Yani biz eğer birisine böyle söylesek bu dünya hayatında nedir? Aynen bu ithamda bulunmuş oluruz, öyle değil mi? Söylediğin şeye bak hele, hiç yapılacak şey mi? Bana verdiğin emre, bana söylediğin söze bak hele, yani hiç yerine getirilebilecek bir şey mi şu senin söylediğin? Akıl var, mantık var deriz biz, öyle değil mi? İblis de öyle demek istiyor. Yani Allah-u Teala'yı bu şekilde itham ediyor. Yanlış emir vermekle, tutarsızlıkla. Yani kim kime secde edecek onu bilmemekle itham ediyor. Ve tabii bunun arkasında nedir? Bir de şey de yok, pişmanlık da yok. Bu pişmanlığın olmaması, muhterem izleyenlerim, aslında üzerinde durulması gereken felsefi bir konudur. Neden? Çünkü yani bir insan yani hatasını anlayınca eyvah der. Biz de çok hata ediyoruz ve eyvah diyoruz. Niye? Sonunda anlıyoruz. Yani hemen belki de o anda anlıyoruz. Yaptığımız hatanın ne olduğu ortaya çıkıyor. Ben hatalıyım diye. Ondan sonra ne yapıyoruz? Belki açıktan Hazreti Adem gibi, Havva gibi, ki onlar gerçi şeyde yani yasak ağaçtan yiyince yani pişmanlıklarını ortaya koydular da, Rabbena zalemne enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Aman ya Rabbi. Yani biz ettik, sen etme. Yani zulmettik, kendi kendimize zulmettik. Ama iblis böyle bir şey demiyor. Yanlış yaptım ya ben demiyor. Yanlış yaptım. Daha hala diretiyor. Aynen diretiyor. Yapar mı bir insan? Allah korusun, bazı insanlar da yapar. Hatalarında diretirler. Öyle diretirler ki, yani ölümü gördükleri halde, yani iştah sonuna geldiği halde bile vazgeçmeyenler, hatalarından, kibirlerinden, özellikle kibirlerinden, inatlarından, ölümüne vazgeçmeyen insanlar var ki, demek ki Allah korusun iblise çekmişiz o zaman. Bir damarımız ona çekmiş oluyor. Habire eğer ölüp giderken bile bu dünyada daha şey varsa, diretiyorsak bazı konularda, yani demek ki daha da direteceğiz. Hatta sözü uzatıyoruz da, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Kafirler diyecekler ki diyor, ya Rabbi ne olur bizi dönder, dünyaya bir daha getir. Biz o zaman göreceksin. لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Biz o zaman yani sadakada vereceğiz, salihlerden de olacağız, şu bu falan fişman, birçok şeyler. Ama Allah-u Teala, dikkat edin haşa, zalimliğinden veya ne bileyim başka bir şeyden dolayı değil. Allah-u Teala bizim karakterimizin, madenimizin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bel bedalehum ma kanu yukhfuna min qabl ve lev ruddu la'adu limanuhu anhu. Eğer diyor biz diyor onları diyor tekrar dünyaya getirsek diyor, o yasaklandıkları şeye aynen devam ederler diyor. Yaratılışımızda bu var. Allah korusun. Yani birileri diyor ki ya eğer mesela bunu çok konuşuruz öyle değil mi kendi aramızda? Yani falan bir dirilse, falan kafir,
falan firavun, falan Nemrut veya falan insan, şu kötülükleri, küfürleri işleyen insanlar direnseler, uyansalar, dünyaya dönseler tekrar, yani zannetmeyin ki evliya olurlar. Zannetmeyin ki o işte cehennemi gördüler, şunu bunu gördüler. Biraz sonra tekrar alışırlar. Kaldıkları yerden devam ederler. Bunun delili nedir? Delili, yani Allah-u Teala buyuruyor ki, yani وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُمْ كَالْزُلَلِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُدِّينَ Yani onları diyor denizde, o gemide giderken diyor dalgalar, böyle dağlar gibi dalgalar sardığında Allah Allah diye halis bir şekilde dine sarılırlar diyor. Ama ne zaman ki karaya çıktılar, ayak bastılar, kurtuldular, kaldıkları yerden devam ederler. Belki onu bir hatıra olarak anlatırlar. Ya başımızdan şöyle şöyle iş geçti, gemideydik falan diye, ama gavurluklarına inanınız çok büyük bir kısmı kaldığı yerden devam ediyor. Ahirette böyledir işte. İnanın geri dönseler bu dünyaya böyledir. Bu iblise çeken bir damar herhalde, bilemiyorum. İtham etmek değil de iblis böyle. İblis diretiyor ve pişman olmuyor. Ha belki yani cehennemi boylayacağından, cehennemi dolduracağından, öyle ya cehennemi dolduracağım diyor ey iblis. Yani seninle ve sana inananlarla, sana tabi olanlarla cehennemi dolduracağım diyor. Elbette belki bundan dolayı üzüntü falan duyabilir ama inanınız ki bir de inancımıza göre şu anda şeytan yaşıyor. İblis yaşıyor, şeytanlar yaşıyor. Buyursunlar, tevbe etsinler. İnsanları azdırmaktan falan şey yapsınlar, vazgeçsinler. Yok, devam ediyorlar. Böyle bir mayamız var. İnsanoğlunun, mahlukatın, tabii özellikle iblisin, cinlerin, cinlerdendir diyor bir de. Böyle bir şeysi vardı. Ha bu da tartışılıyor. Efendim, iblis melek miydi, cin miydi? فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِبْلِسِ Bütün melekler secde etti, iblis hariç. Ha iblis hariç dediğine göre o meleklerin içindeydi diyen epece alimler var. Bir kısım alimler böyle düşünüyor. O diyor, şeydi, meleklerden de hatta üst düzey bir melekti, daha sonra işte bu konuma düştü diyor. Bazıları da başka ayetten, geçe haşa o zaman ayetler çelişkili mi? Hayır. كَانَ مِنَ الْجِنِّ O diyor zaten cinlerdendi diyor ayet. Allahu Teala kâne minel cinni fe fesaka an emri rabbi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı, fırladı, gitti. Buyuruyor. Onun için demek ki meleklerden değildi. Fakat bir kısım dil bilgiciler kendi aralarında, dil bilimciler, gramerciler, nahü, sarf alimleri diyorlar ki efendim işte istisna edildiğine göre demek ki meleklerdendir diyenler o. Fakat bir kısmı da diyor ki, bazen diyor mesela Arapçada istisna-i munkatı vardır. Nedir? Aynı cinsten olmadığı halde istisna edilebilir diyor. Mesela denir ki diyor, bu Araplarda da var demek ki, sürü geldi çoban hariç. Böyle bir cümle kurulabilir mi? Kurulabilir. Halbuki çoban sürüden koyun değildir, keçi değildir, öyle değil mi? Ama nedir? O sürüyle beraber ya, onun için o oradan istisna edilerek kullanılabilir dil bilgisi kuralı olarak. Onun için demek ki iblisin öncesi iyiymiş. Yani Allah-u Teala'ya güzelce ibadet edenlerden birisiymiş. Adı da öyle çıkmış herhalde. Ondan sonra oradan indirilmiş o makamdan. Muhterem izleyenler, sözü uzatıyoruz ama burada bir olaya bir daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Başka ayetlerde geliyor ama burada da şey yapalım. İblis diyor ki, Gale Rabbi, bunu aslında şeyde diyor, Araf suresinde diyor ama başka ayetlerde de, Gale Rabbi bima ahveyteni, ey benim Rabbim, beni azdırdığından dolayı, Gale febima ahveyteni, لَاَخْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Senin sıratı müstakimine üzerine oturacağım. Bir başka ayette de قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ Ey benim Rabbim, beni azdırdığından dolayı ben bu dünyayı süsleyeceğim, dekor edeceğim, tezyin edeceğim. Yani
çok çok güzel ambalajlayacağım, kullarına sevdireceğim diyor. Ayetin birinde öyle diyor, birinde de kulların yolunun üzerine oturacağım, onları saptıracağım, sağından geleceğim, solundan. O taraflara girmiyoruz ama niye? Yani saptırdı da ne etti, azdırdı da ne etti? قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırdığına mukabil, beni azdırdığın sebebiyle diyor. Ne yaptı ya? Allah bu iblise ne yaptı da azdırdı? Şunu yaptı muhteremler. Aslında iblis var ya, o bulunduğu yere layık değildi. Biliyordu Allah-u Teala. Eğer bir denese, bir imtihana çekse kaybedeceğini biliyordu. İyi düşünün, hayatımızda bu vardır. Bazılarımız hak etmediği halde birilerinin arasında geçinebilir. Kendilerini birileriyle aynı fotoğrafta gösterebilir. Aynı sahnede birlikte olabilirler, öyle değil mi? Fakat aslında bir deneme yapılsa oradan düşer o. Allah bunu yaptı. Allah-u Teala, yani iblis diyor ki, biliyorsun ki ben Adem'e secde etmeyeceğim. Ha ne olurdu bu emri vermesen, işte geçinip gidiyorduk. Meleklerin arasında Allah'a ibadet eden saygın kişilerden birisi de bendim. İdare edip gidiyorduk. Ama sen benim foyamı ortaya çıkarttın. Zaafımı biliyordun. O zaafımı ortaya çıkarttın. Günah olmasın da hayatımızda dedim ya, buna benzer sahneleri biz yaşarız bazen. Mesela kendi kendimize deriz ki, mesela günah olmasın da şu adam var ya veya şu oğlum var ya şeydir ha. Yani öyle iyi gözüküyor da aslında istersen bir deneyim, cömertlikte deneyim veya bir hizmette deneyim, foyası ortaya çıkar. Ama ben denemedim. Şey yani foyasının ortaya çıkmasını istemediğinden dolayı belki öyle tutar ama bazen de ister birilerine ispat etmek için. Bak ben demiştim ya, bunun böyle göründüğüne bakmayın, bu buraya layık değildir der gibi. Olayı anlatabilmek için ben bu misalleri kitaplardan okumaktan ziyade, siz de anlıyorsunuz, hayatın içinden bazen alıyorum. Yani Hazreti Adem'in, iblisin secde meselesini biraz da veya Allah-u Teala'nın azdırma meselesini biraz da bu şekilde anlarsak Allah'ın izniyle ayet-i kerimeleri biraz daha, yani ufkumuzu açacağını biraz daha iyi anlayabileceğimizi, hele hele bazı saplantılara girmeyeceğimizi tahmin ediyorum. Evet, muhterem izleyenler, bu arada Hristiyanlar tabii buralardan ta başka yerlere gidiyorlar. Yani biliyorsunuz, yani yasak elmadan dolayı, elma değil, o da belli değil. O da Allah-u Teala yasak ağaç. وَلَا تَغْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Sakının ha, şu ağaçtan yemeyin, yaklaşmayın diyor. Bu ağaca yaklaşmayın, zalimlerden olursunuz diyor. Ağacın cinsini, meyvenin neyse adını demiyor. Gerek yok. Onun için bazı şeyleri fazla irdelemeye gerek yok. Ne olur o zaman? Hikmetinden dışarı çıkmış oluruz. Bu bir bilgi değildir. Yani birisi çıkıp da ben o ağacı biliyorum ha demesi, inan o kişinin ilmini, bilgisini artırmaz. Niye? Allah-u Teala haber, eğer lazım olsaydı, lüzumlu bir şey olsaydı haber verirdi. İsimler de böyle, öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çok az isim vardır. Çok az isim vardır. Zamir olarak o var ya, der bahçe sahipleriydi, ötekiydi, berikiydi. Hele hele Mekke'de inen ayet-i kerimelerde, yani sadece bir defa Ebu Leheb'in adı geçer. Onun dışında bir sürü kafiri anlatır. Önemli kafirleri anlatır. O der. O şöyle yaptı, kahrolası, nasıl öçtü, nasıl biçti falan. Ama hiçbirinin ismini vermez. Gerek yok. Ve bu müminin böyle bir bilgiye sahip olmak için uğraşması fazla iyi bir şey değildir. Evet, onun için muhterem izleyenlerim, bazı konular üzerinde fazla durmamak, asıl gerçek ilim sahibi olmak budur. Gerek yoktur. Allah-u Teala, Peygamber aleyhissalatü vesselam, yani Allahümme inni eûzübike min ilmin la yenfa, Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım buyurmuştur. Hatta demek ki eğer bir şey olsaydı onu Peygamber aleyhissalatü vesselam
enine boyuna bize haber verirdi. Böyle şeylerle fazla uğraşmamamız icap eder. İnşallah kaldığımız yerden veyahut da Bakara suresinden bu anlamda dikkatimizi çeken bölümleri parça parça sizlere sunmaya devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşler.